Çerkes soykırım ve sürgününde hayatlarını kaybeden atalarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şehitlerimizi yad etmek için bir dakikalık saygı duruşuna davet etmek istiyorum. Dikkat! Bundan 157 yıl önce Çarlık Rusyası atalarımızla yıllarca savaşmış, katletmiş, yakıp yıkmış ama Çerkes halkının direncini kıramamışlardı. Etiyle, dişiyle, tırnağıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla direndi atalarımız. Bütün dünya hayranlıkla izledi bizi ve bugün eğer dünya Çerkes'i tanıyorsa, Çerkes kimliğinin dünyada bir saygınlığı varsa bunu vatanı ve özgürlüğü için kahramanca direnen atalarımıza borçluyuz. Savaş kaybedildiğinde Rusya'da bir gazete uğursuz bir başlıkla çıkmıştı. Çerkesya artık yok. Aslında Rus Çerkes Savaşı'nın özeti ve Çerkes soykırımının itirafıydı bu başlık. Çünkü Çerkesya yoksa Çerkes halkı da yok demektir. Ya katledildi ya da sürgün edildi demektir. Ve bu bir soykırımdır. Düne kadar tarih oldu, unutuldu zannedilen Çerkesya haritalarda değil, kalbimizde var, zihinlerimizde var, şiirlerimizde var, hayallerimizde var, rüyalarımızda var. Çerkes soykırımı ve sürgününün 157. yıl dönümünde savaşta ve sürgün yollarında hayatlarını kaybeden atalarımızı saygıyla anıyor, geleceğe daha umutla bakıyoruz. Yaşasın Çerkez ulusu, yaşasın Çerkez kalma mücadelemiz. Sonra farklı ülkelere yönlendirildi. Avrupa'nın birçok ülkesi bu işin içerisindeydi zaten. Savaşta gözüken Ruslar vardı. Kafkasya'yı, Çerkez'i işgal eden Ruslardı ama denizde, karada birçok zorluklarla karşılaşarak, hastalıklarla karşılaşarak zaten birçok insanımızı yitirdik. Çeşitli kaynaklara göre 500-700 bin, 1,5 milyona kadar çıktı söyleniyor. Net kaynaklar, rakamlar belli değil. Ortalarından başlayarak Çerkezya'da, Kafkasya'da Çerkezlere uygulanmıştır. Allah hiçbir topluma böyle acı yaşatmasın, savaşlar olmasın, barış içerisinde yaşayacağımız huzurlu günlerimiz olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.